9 kadını dövdüler. Yerlerde sürüklediler. Zaten kadının kaburgaları kırılmış. Kırık zaten. Gözümü diyor açıp da diyor bakıyordum diyor. Öyle bakıyordum böyle. Ona rağmen şikayetçi olmuyorsun böyle, ama Ayşe Hanım bu da garip değil mi ya? Böyle bakıyordum. Bana bak buraya kadar geliyorsun da polise niye? Jandarmaya niye? Gittim avukatım da devreye girdi. Avukatım da bağlansın. Avukatım gitti her şey. Ama bizim bir türlü Metin Bey'le mahkememiz olmadı. Biz bir hakim karşısına çıkamadık. 15 ihbar hiç çıkamadık. Sen şikayetçi oldun mu? Tabii ki defalarca. Ha. İlk baştan bu yana oldum ama adam beni öldürecekmiş, bu dava bitecekmiş ya da onunla evlenecekmişim. Konu burada bu. Adam cezaevine girdi ya 3 metre yakından pompalıyla. Hala evlenmek istiyor mu seninle? Evet halen daha evveli gün. O yüzden değiştirdim telefon numaramı ben. Beni aradı o Mehmet. Niye evlenmek istiyor hala seninle? Ya Seda Hanım bu yani nasıl derler uzun yolun kızı ne aşk ne sevgi böyle bir şey yok. Bu adam sadece nasıl derler bir miras kaldı ya bana. O kendileri de müteahhit ya. Denize sıfır ya bana kalan yerler. Ha. 5-6 emlakçı da beni arardı. Arif Bey de bağlansın. 6 trilyon muhabbeti olursa. Ha. Arif Bey bağlansın emlakçı Arif Bey. Kendileri gel kızım şu tapuları ver. Tapuların ne fotokopilerini ver. Yeri biz baktık internet numaranı gördük. Öyle böyle dedi. O da yanımdaydı. Ondan sonra artık onu tutmanın imkanı kalmadı. Yani bu iş 50 bin lira işi de değil. Senin anlattığına göre ne 20 bin lira ne 50 bin lira iddiana göre galiba büyük mirasın büyük peşinde. Evet, zaten herkes biliyor. Tabii bağırdı zaten havası çıktık kadar. Adam evli nasıl evlenecek seninle? Ya karısına boşuyormuş. O kadının hiçbir suçu yok. Şimdi bak hiçbir sen bunları söylüyorsun kadına. Da savcılığa verdiğin bir ifade var. Burada Soma Cumhuriyet Savcılığına vermişsin. Evet. İfadeyi de çok yakın zamanda vermişsin. 29.5.2018'de vermişsin ifadeyi. 29.5 dediğin üzerinden geçmiş zaten 7-8-10 gün geçmiş. Yani evet. 10 gün sonra hakim karşısına hemen nasıl çıkacaksın? Bir savcı bir araştırma yapacak. Bir şeyler olacak ki sen bir yani Seda Hanım bir savcılığın da bir dönemi vardır. Tabii ki. Bu kadar iddia atmışsın ortaya dünya kadar iddia. Evet. 30-50 tane çeşmede yazı var. Her biri delil evet. olarak toplanacak. Evet. Bir sürü insan var. Her birinin delil olarak evet, ifadeleri evet, alınacak. Evet, ondan sonra sen hakim karşısına çıkacaksın. Yani bu boyacı evet. küpü değil ki. Şimdi doğrusu onda çok haklısınız. Dediğim gibi Soma'da savcılarımız gereken her şeyi yapıyor ama birden fazla ihbar olduğu için tabii delilleri, dosyaları bir avukatımın dediğine ya göre bir yere toplanması. Yalnız o taraftan bağlanan kimse yok. Cevap hakkınız var. Bağlanabilirsiniz. Ondan dolayı. Hep bağlananlar Ayşem Hanım'ın yediği dayağı görenler, ona uygulanan şiddeti görenler, çeşmelere yazılan Ayşem Hanım'la ilgili o çirkin, küfürlü, kadını aşağılayıcı, orada yaşadığı köyde itibarsızlaştırılacak kelimelerin evet. çeşmelere yazılması. Ama bu Ayşem Hanım'ın iddialarını yalanlayacak biri bağlanmadı. Hep doğruluyorlar kadını. Hayır bağlanabilir ya ben sadece onlar değil onların çevresindeki insanlar Soma halkı bizim köy halkı herkes ben buraya her şeyi tartarak çıktım. Çünkü ben dediğim gibi baştan da söylüyorum bir kedi yavrusuna kıyamayan bir insanım. Ben o küçücük oğlakları nasıl seviyorum. Akşama kadar şalvarımı giyiyorum paçalarım için ben oğlak gidiyorum. Onun bana dediği ben öyle bir kadın değilim. Bu benim çok zoruma gitti. Sen tek misin ailede? Kız yani, olarak tekim. Şu erkekler? Onlar var. Biri İzmir'de otel sahibi. Yani her kim Soma kömürlerinde müdür. Yani herkes farklı. Ama çocuğun var. Yani bu malı mülkü sen çocuğunla da halledebilirdin sen. Zaten ben şimdi mesela destekleme yapmış cep telefonumuza düşüyor bizim şu serisi. İnanın desteklemeye bile elimi sürmedim gitmedim. Kartı duruyor gitmedim. Sadece evimde bir gecemi geçirdim ondan sonra. Peki sen burada ifadeni ben şimdi okudum senin şeyi de okudum. Savcıya verdiğin avukatın aracılığıyla verdiğin şeyi de okudum. Hiçbirinde bu 6 trilyondan mirastan falan onları, bahsetmiyorsun. Yok onları ben söylemedim. Hiçbir şey onları anlatmadım. Metin Bey'in yaptığı hani gözle görülen insanların içinde yaptığı şeyleri söyledim. Kendisi de bağlandığında sanırım bunu açıklayacaktır. Bunu zaten ben hani bağlanmasını istiyorum Metin Bey. Lütfen siz de bağlanın. Çünkü tek taraflı dinliyoruz. Tek taraflı yorum yapabiliyoruz. Cevap hakkınız var.
Bunları gerçekten yaptınız mı? Sebepler, yani mahkemeye neler intikal etti siz? Evlatlarınız da dahil olmuş bu işin içerisine. Evet. Ayşem Hanım'ın iddiası, hatta kızınız bile dahil olmuş değil mi? Evet, herkes dahil oldu. Kaç yaşında kızı? Onun 33 mi 34 çok tanımıyorum. Kaç? Ama 33 mi 34 mü? Kızı da böyle elinde silahla mı geziyor? Kızı şöyle, kızı polis karakolunda, babası cezaevine alındı. Oğlan bu defa peşimize düştü bizim, pompalılarla, ilçe emniyetten herkes biliyor. 15 polis, 14 değil 15 polisi, Murat Bey, Metin'in oğlu Murat, evet, polisin bahçesinde, dışarıda da değil. Evet. Bahçenin içinde birine böyle, birine böyle. Herkes yıktı, küfürler, her şey, her şey. Beni ikinci kata mı, üçüncü kata asayişin olduğu yere kapı yüklediler. Orada memurlar sana bir şey olmasın Ayşem, çıkma dediler. Ve ben gece saat 1:30'a kadar ne ifade verebildim, ne çıkabildim, hiçbir şey yapamadım. Bu beyefendiyi, oğlunu cezaevine aldılar. Orada hemen 1:30 ay demeden, bir de 400 promil alkolü. Peki diyelim ki senin, yine senin iddiana göre, evet, o köydeki, o civardakileri bir şekilde bu adam iddianıza göre satın, evet, aldı diyorsun. Bunu büyük şehre niye taşımadın? Şimdi köydeki insanları satın alamaz. Onun arkadaşları ve birlikte işbirliği yaptığı kişiler bizim Kızılören'den değil. Ha, bizim köyden değil. Bizim köyden asla. Köy değil. Köydeki insanları satın almış demiyorum. Köydeki, aha, insanlar satın alınsa bak adamlar bağlanıyor. Hepsi bağlar. Onlar da bağlanıyor. Evet, evet, evet. Diyorlar ki biz bu kadından kötülük görmedik. Evet. Bu kadının gördüğü şiddete karşıyız. Evet. Bu kadın iyi bir kadın diyorlar. Ben sana diyorum ki hocam anlatamadım, sen anlat. Bunu, yani bu gidip başka köy dışında bir yere niye şikayet etmedin? Bu şikayeti büyük şehirde jandarma taşımış, zaten taşımış. Jandarma bölgesi. Soma'ya. Soma Cumhuriyet orada, başsavcılığına hani, taşımış jandarma konuyu. Jandarma bölgesindeyse jandarmaya. Hayır, oradaki mağduriyetini de dile getirecektin. Burada bunlar bazı şeyleri tek eline almış ki sizin iddialarınız. Evet. Ben koruma istiyorum. Avukatın yaklaştırma. Yaptırdı. Hepsini yaptı. Onu yaptıktan uzaklaş, cezaevine giriyor, şartlı çıkıyor. 100 metre uzaklaştırma alınıyor. Çıktığı günün ilk ikinci günü kamera kayıtları da var. Benim arabamı görünce, tabii benim arabada ben yokum. Ben orada hastanedeyim. Başka bir beyefendi var, şoför var. Oğlumu götürüyor. Oğlumu, beni ölecek demişler hastanede. Son bir kez çocuğum benim yüzümü görüp gidecek. Benim arabanın önüne geçiyor. Benim aracımın. Beyefendi bağlansın. O, ben korkmuyorum diyor. Metin yapmadı kalma diyor. Bağlansın. Benim aracımın önüne geçiyor. Ve sonra da Tekin Bey denilen bir beyefendi var. Ya diyor, bana diyor 100 metre uzaklaştırma vermişler diyor. Ayşem'i de yan semtine sokulamayacağım bundan sonra diyor. Bütün Ahmet'e de söyleyeyim diyor. Mehmet Demir, ona da söyleyeyim diyor. Uzaklaşmasınlar, hani yaklaşmasınlar diyor. O gün, bugündür hiçbirini görmüyorum. Anca yoğun sen bakımdan çıktığım gün oluyor. Sen uzaklaştırmaları uzatıyorlar değil mi? Avukat yine, uzatıyor sürekli. Allah razı olsun Savcı Bey'den, yine bir tekrardan bir daha uzaklaştırma çıkaralım dedi. Bu kadar kamera kaydı, bu kadar dosyalar dedi. Avukatla konuştu, benim avukatımla. Bunları ne yap, hani hep tek tek gözden geçirdi. Allah bin kere razı olsun. Benim avukatımla konuştular. Tekrardan bir daha karar çıkartalım dediler. Çıktı da karar. Şimdi rahatım. Hastaneden çıkmadan, o cezaevinden çıktıktan 2 gün sonradan bu yana şimdi rahatım. Şimdi 50 bin TL niye istiyorlar senden? Artık şimdi telefonda isteyebiliyor anca. Konuş kaydette suç, suç delili olmadığı için ben hiçbir şey ispat edemiyorum. Öyle bir şey yok. Yok, bir dakika. Bak, tehdit. Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun bu konuda kararı var. Avukatınızla tekrar bu konuyu görüşün. Başka türlü ispat yükümlülüğünüz yoksa aile konularından ve tehditle ilgili şeylerde sizi ararken başka bir şeye açıp telefonunuzla bunu kaydedebilirsiniz. Bunu delil olarak kullanıyoruz. Hayır. Şahit olarak da 2 kişi gıyapta hakareti, tehdidi açarsanız telefonunu, 2-3 kişi üstelik size tanık olur. Uzaklaştırması varken bunu yani, yapıyorsa. Bir kere uzaklaştırmayla birlikte sizi telefonla da arayamaz. Kitle iletişim araçlarıyla uzaklaşır, fiziki olarak uzaklaşır. Ulaşamaz bana artık. Artık ulaşamaz. Peki, bilgileri de kapattım. Peki o seni tanıştıran arkadaşınla görüşüyor musun hala? Hayır, görüşmüyorum, konuşmuyorum.
Çünkü Metin benim hakkımda da gitmiş, ona bir şeyler söylemiş. Telefon aynı, hani mahkeme bittikten sonra telefon trafikleri tekrardan. O tabii kız da ters tepki yapınca artık dava mahkemede orada kapanıyor. Mahkemede senin aleyhine mi şey vermiş, ifade vermiş arkadaşım? Şimdi. O şimdi Soma'da yaşıyor. Üzülüyor mu senin düştüğün durumu? Ben şu anda konuşmuyorum. Metin beni kötülemiş ona. Hani ikimizin arası açılsın, ikimizle irtibatımız kalmasın. Hani tabii şimdi şu anda konuşmuyorum. Ama ilk aşamada kadına... sen ona inandın. Metin'e inandın, evet. Kadına inanmadın, evet, sen. Evet, evet. Kız, ama sen o bana demişti. Adamın aksine kadınla irtibata geçsene, birlik olsun. Ama kadın bana demişti. Kadın, Dilek Hanım bana demişti. Ayşem, ben çok ağır şeyler yaşadım. Evladım benim her şeyim. Onu bile benden, onun canını bile benden alacaktı Metin demişti. Barış'ın karısı Dilek. Kendisi bağlansın telefonu. O kadın da yani benim gibi. Ama bir yanı korkuyor. Bunlar babası cezaevine girdiği zaman oğlu. Bütün polisler dedi, orada herkes var, kameralarda da var. Siz aile boyu mu böylesiniz dedi. Metin'i cezaevine gönderdik, Murat Bey geldi dedi. 15 polisi dönmekse dan ne demek? Öyle sus pus değil. Beni onun önüne geçen her türlü... Babasını cezaevine attırdın diye. Sanırım ondan. Aslında burada Murat Bey'in de suçu yoktu. Babasının söylemiş oldu dil edebiyatından dolayı ki o yalanlar. Kemir Murat'a ne anlattı? Tabii ki. Senin iddialarına göre. Ya, evet. Ya onlar da bağlansınlar. Kemir'in evdeki kadın olayı nasıl biliyor? Evet. Bak, onu bilmiyorum işte. Yazık, bildiğime göre, herkesin dediğine göre... Metin Bey'in karısı çok iyi. Ben tanımıyorum, şeklini bile görmedim. Belki o da beni ilk defa bugün görüyordur. Yan sokaklardayız ama şöyle bir şey. Ben kendi aracımın içinde evimin kapısından bile yürüyerek hiçbir yere gitmem. Herkes beni bilir. Markete, bakkala. Sen de gitmeden başına neler gelmiş. Bir de gitsen evet, ne olacak? Evet, doğru söylüyorsun. Vallahi. Bir tane küçücük köpeğim var, Şivava. Böyle akıllı işler yapacaksın. Ondan sonra kusura bakmayın da yani, yapmayın bunları. Bu kadar televizyon izliyorsunuz. Evinize getirdik, evinizdeyiz, anlatıyoruz size. Oturun dinleyin diye. Şimdi... İlla nüsbet şart mı yani? Hiç nasihatle olmuyor bu işler. Yani başınıza ya sizden bir dakika önce birinin başına geliyor. Aynı şeyler sizin başınıza sonra geliyor. Hep nüsbetle mi öğrenmek lazım yani? Çünkü o kadın buna uyarmış ama... Çok uyardı adam, kadın adam öyle şey, gene iddialara göre konuşuyorum Metin Bey. Siz bağlanana kadar bu iddialar Metin öyle bir etki etmiş ki Metin'e inanmış yani. Öbürünü kendisi 56 yaşında bir beyefendi. Ha? 56 yaşında bir beyefendi kendisi. İşte öbür kadını itibarsızlaştırmış. Demiş ki yani bunun lafına da inanma. Yarın bir gün sana böyle şeyler söylese evet, de. Evet, evet. İnan, bak nasıl biliyorum. Aynen. Burada okul. Aynen öyle. Çünkü ben bundan 7 gün önce hecizli bir beyefendi var. İsmail Cimbom diyoruz biz. Ben dedim keçileri biraz alı satacağım yine dedim. Yani 40-50 milyarlık bir hayvan satacağım. Hemen ertesi günü onun bir elemanı birlikte muhabbet etti masasına. Hemen arattırdı beni. Keçileri satmış nayırdır. Sen de başta evlenmek istemiştin ama adamla. Bana baştan hiçbir şey söylemedi. Kendisi de orada. Sadece böyle hani evinde tartıştığı zamanda. Çünkü malını mülkünü niye anlatıyorsun? Adamın yanında. Senin mirasını nereden bilir yani, 6 trilyonluk yani, mirası? Onunla biz bir gün otururken Arif Bey aradı. Kim arıyor dedi. Arif Bey arıyor dedim. Neden arıyordu? Ya ben dedim böyle böyle mesela bir miras şey durumu varmış her dedim. Her şeyinize bilmiyorum ortaya dedim. Hiç özeliniz yok. İşte aynen her tarafı. Ama özel mi? Zaten o onun özel kalmamış ki Sedan. Yani evet, Ayşem'in doğru. Gözünde evet doğru dedi. Beyefendi zaten özel. Onun özeli yok ki, açıyor her şeyini. İşte evet dediği saklamadan gibi, açıyor her şeyi. Hani derler ya, sen bana misafirliğe geldin, evimde ne varsın ne yok hani buraya koyuyorum. Baklava burada, tatlı burada, çikolata burada, hani sarma burada. Aynı ben senin o borç, o senden borç istediğine de inanmıyorum. Sen o 20 lirayı da kendi gönlünde ödünç verdin. Gönlünde o geri iade de değil, farklı bir nokta. Siz niye buraya geldiniz hala muamma. Bu nasıl çözülecek? Niye buraya geldi biliyor musun? Aslında Ayşem Hanım'ın istediğiyle gelmedi buraya. O kurtaran beyefendi var ya,
O adam başına iş aldı. O gitti şikayet etti. Evet, adamı önce darmadağın ettiler. Onun yüzünden. O anlattı. O da şimdi kurtarınca hocam. İfadenin tarihine bakın. Sonra bu sonra. 29, 29, hocam, 5. Önceden olayın tarihine bakın. 15, 1. 6 ay sonra. İşte ben bak, sen beni dinlemiyorsun. Dinliyorum. Önce dinliyorum. O zavallı adamcağız, kurtaran adam yok mu? Evet. O bunu kurtardı diye boş bu sefer başlıyorlar adamın evini ve adamı taciz etmeye. Tabii Ayşem Hanım'ın iddialarına göre. Adam da karısını da alıyor, gidiyor şikayette bulunuyor. Evet. Şikayette bulununca Metin Bey içeri alınınca orada iş kopuyor. Bu 20 bin, 20 bin değil der. Değil, değil, değil. Kurtaranın başı derde giriyor yani. Tövbe tövbe. Çünkü ben Murat'ı tanımıyorum. Pınar Hanım'ı zaten hiç görmedim. Eşini zaten Metin Bey'in görmedim. O da beni işte dediğim Pınar gibi. Pınar Hanım dediğin kızı. 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 Karısını ve kızını görmedim desem kız da, hiç yani. Kızda kim bilir ne düşündü, düşündü. Vay be, benim annem dururken bak bu neler çeviriyor. Aa, belki kız da haklıdır. Çünkü babası eve gittiğinde nasıl neler söyler bilemem. Çünkü bana neler konuştuğunu ben bildiğim için... Hani dil edebiyatının mükemmel mesela olması. Mesela şimdi bir şey söyleyeceğim. Evet. Bu dava şeylerine Olgun Hamarat hocam uzman, evet, o. Evet. O bakacak. Ben şimdi seninle kalınca sohbet ediyorum. Tamam efendim. Şimdi buradasın. Evet. Bu kadar başına iş geldi. 3 kere 4 kere dövüldün. Evet. Kaburgan bak, oturup kalkamıyor, kaburgası kırık. Dövüldüğünde gözünü böyle açarak insanlara bakıyormuş. Evet. Evladıyla tehdit edildi. Allah esirgesin. Allah kimsenin evladının ayağına taş değdirmesin. Çocuğum beni bıraktı, babasının yanına gitti. Şimdi biz ayrıyız uzun yıllardır. Babasının yanına gitti, gelmiyor benim yanıma. Gelmesin zaten. Niye ne gelecek çocuğu da başını belanın içinde. Evet yani Metin'in dediği kötü gelmesin kelimelerden dolayı. Ha, tövbe tövbe neyse. Şimdi buradan mesela kadınlara ne mesaj verirsin sen? Şimdi şöyle öncelikle kadınlara vermem gereken mesaj... çok fazla iyi kalpli olmasınlar, hemen hiç tanımadığı bir erkeğe ya da erkeklere güvenmesinler. Kesinlikle ya sonu ölüm oluyor ya bir kazaya kurban gidiyor ya da benim gibi çok acı mağdur oluyor. Çoluğu çocuğu bakmak zorunda kalıyor. Seninki bu güvenin üstesinde. Senin beklentilerin olmuş bu beyefendi. Yani benim anladığım kadarıyla sizi birbirinize düşüren sadece güven değil. Güvendin, güvenin kayboldu. Tamam, bu işten artık... Metin'in kıskançlığı, Mehmet Bey beni o gün dövdü de aslında başkalarını da kıskandı, bir kişi değil. Mesela siz bana yardım ediyorsunuz, hemen aynı gün siz görüyorsunuz, aynı gün gidip evine barkına basıyor. Senin kocan işte Ayşe'nin yanında, ötekini görüyor senin karın. Peki bu kıskanılmak işte senin hoşuna mı gidiyor anlatırken gözlerim parlıyor? Hayır ona üzülüyorum. Yani o adamın yuvasını yıkmanca sebebi ne? Adam hayatı boyunca beni hiç görmemiş. Hiç görmemiş adam. Savcılık da bunu telefon kayıtlarından çıkarıyor. Adam bana yardım eden adam, hayatı boyunca beni hiç görmeyen adam. Sana yardım eden adamı kıskandı. Evet, öteki adam da mesela... Nereden biliyorsun kıskandığını? Kendi bağırdı ya. Senin konuş kalpleri var adamında. Yok, sen, yok. Sana kimsenin yardım etmesini istemiyor. Ya zaten amacım sen ben öyleyim. O öyle aldı ya. Allah aşkına. O öyle ya, diyor ama ya, gözleri parlıyor diyorum kızga. Ya bırak Allah aşkına, kaç gündür beni burada neresiyorsun. Gözü parlıyor çünkü adam. Bu ne zannediyor biliyor musun? Beni o kıskandı kadar, zannediyor. Kıskanıyor ya beni. Ya da ben diyor öyle düşündüm. Diyor da kendisi de söylüyor. Duramazsın Mehmet Bey'i aradığında. Hep beraberdik hanım iş falan. Sen nasıl Ayşem'e yardım edersin? Nasıl edersin? Nasıl diyor? Nasıl edersin diyor. Hiç ondan başka yardım edecek insan bulamıyor. Onu kıskandığı için söylemiyor o hayatı. Acaba kinlendiği için çok bilmiyorum. Seni niye kurtardı, niye şikayet etti? Öteki adam da öyle. Bu şikayete kadar gidecek. Ondan, seninle kıskandığından çünkü değil adam. Hatta adam seni şikayet etmek konusunda ikna edemiyor Ayşem Hanım. Lütfen. Evet. Dayak yiyorsun, gözünü açamıyorsun. Evet ya, adam öyle dedi. Ayşem şu anda gözün, hani araba kullanabilecek ya durumda değilsin. Sen polis zaten jandarma adamın da bölgesi başını yakmış bu. Adam dediğinde jandarmaya gidelim, hastaneye gidelim dediğinde gitse adamın başı derde girmeyecek. Bu gitmeyince adam gidince adam ne olur? Bu gitmiyor da sana ne oluyor? Ama öyle anladın şimdi Seda Hanım. Ama o duyarlılığı da göstermek, göstermiş teşekkür etmek lazım. Yani kadın şiddetine herkes mi susacak şimdi yani? Şimdi hocam herkes susacak mı değil bak. Tabii ki koşacağız. Sokakta şiddet gören insana koşacağız değil mi? Koştuğunda o şiddet gören, seni polise götüreyim yok, jandarmaya götüreyim yok,
hastaneye götüreyim. Yok, ben gidip adamı şikayet ediyorum. Ama ondan sonraki dördünde hemen gittim. O ne artık... hemeni? Lütfen, lütfen. Adamı lütfen. Yakmışsın. Yok, sonrakinde git Allah aşkına. Bak, bak, bak. Senin 15, gibi bir kadın nasıl ben, bu hataları yaptı? Ben gözünü şimdi, seveyim. Seda Hanım, ifadeden bir kesit okuyorum. Olay günü 15.01.2018 günü sabahında falan filan gelmişsin. Şimdi şu 15.08'in tarihine bakıyoruz. 29.05.2018 saat 12.53. Yani 6 12. ay sonra. 6 ay sonra. İfade ama tutanağı savcıya verdiğin. De var. Adam bundan çok... önce aynı gün gitmiş şikayetçi olmuş. Yapmayın. Adamcağız, aynı yapmayın. Gün ya. Kendi hakkınızı arayın. Devletten doğru hiçbir şey büyük değil. Doğru söylüyorsun. Ah Ayşem ya. Hep elimden Seda Hanım'ı kaybettim diyorum ya. Hani benim yaşadığım bölgeler hayır bu iyilikten, bu iyilikten farklı bir şey. Değil. Değil. Hatalısın. Karşındaki şikayet etmeliydim. Evli bir adam, çoluğu çocuğu olan bir adam. Sen üstelik de varlıklı bir kadın olarak yoğurdu üfleye üfleye yiyecek bir kadınsın ve bir evladın var. Bak ailen de var üstelik de. Sen evet. Yalnız bir kadın da değilsin ki evet. Bu kadar hataların içine düşmüşsün. Beklentiden kaybettin diyelim. Ah be senin güzelim. Bir beklentilerin vardı oradan kaybet. Bu zamana kadar herkes beni, herkes ona da demişler kendisi de bağlansın söylesin. Ne bir erkekle görülmüştüm, ne bir muhatap olmam hiç kimseyle işimle. Ama belli. Bu defa insanlar güzel konuşuyor seninle defa, ilgili ama işte öyle bir şeye çatmışsın ki neyse. Karşı tarafın iddialarını dinlemek durumundayız. Arkadaşlarım konuşuyorlar, gelen telefonları değerlendiriyorlar. Bu arada katibe ve babası Şeref Bey geldiler. Ömer Faruk'un babası Osman Bey burada. Şeref Bey ve katibe stüdyonun içerisinde Ömer Faruk'u görmek istemedikleri için özel odaya oturttuk Ömer Faruk'u. Ve biz şimdi katibe ve Şeref Bey'i davet ediyoruz. Ayşem Hanım'ı alın biraz. Ayşem. Girelim mi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yayına çıkmak istemiyorlardı ama ben onlara çok rica ettim. Tekrar teşekkür ederim. Rica ederim. Kırmadınız. Hoş geldin yavrum. Şeref abi hoş geldin. Gel. Gel yavrum. Nasıl arıyorsunuz? Teşekkür ederim. Gel böyle otur sen. Hoş bulduk. Şeref Bey sen de böyle oturabilirsin. Osman abim de orada. Size verdiğimiz sözü tuttuk. Ömer Faruk orada gördüğünüz gibi özel odada oturuyor. Stüdyonun içinde görmek istemiyorum dedi Şeref Bey. Biz de saygı duyduk. Ömer Faruk oradan sizin konuşmalarınızı dinleyecek. Şimdi taraflar ilk kez karşı karşıya geldi. Devam edeceğiz. Ekran başından bir yere ayrılmayın. Reklamlardan sonra buradayız. Evlilikleriyle paylaşımlarıyla aşkım gelecek düet yapalım hadi. Şarkı yok ya. Aşkım karıcığım. Neşeli halleriyle Türkiye'nin en çok konuşulan çifti Alişan ve Buse Varol Tektaş ilk kez canlı yayına geliyor. Çiçeği burnunda çift Alişan ve Buse sürprizlerle geliyor. Bu program kaçmaz. Kanadıkça büyür ölümsüz aşklar. Bu kaderi senle birlikte yazdım. Alişan ve Buse Varol Tektaş muhteşem düğünden sonra ilk kez ve sadece Cuma günü Seda Sayan'la.